De Mersin'de polis memurumuz Sedat Gezer'in şehit edildiği terörist saldırıya ilişkin devamında konuşulan, tartışılan bir gündem var. Ona değinmek gerekiyor. Bir kez daha Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet dileyerek başlamak isterim. Tabii Cumhuriyet'in kurucu partisi, ülkenin ana muhalefet partisinin bir şehit haberi üzerinden aktif gündelik siyasete ilişkin bir şeyler söylediğini hiç duymadınız. Bu bizim siyasi geleneğimizde yok. Olayın sıcaklığı üzerinden geçmeden bu konuda politik değerlendirmeler yapmak da bugüne dair değil, çok geçmişten beri gelen siyasi geleneğimize bakıldığında ayıplı bir durumdur. Bu genelde zaman zaman çok siyasi sahnede gücü olmayan, ağırlığı olmayan, mecliste grubu olmayan siyasi partiler bazı açıklamalar yapsa bile siyasetin tüm kanatları tarafından böyle bir acı üzerinden siyaset yapmak doğru değil diye eleştiri alır. Bazı muhalefet partileri böyle eleştirilir ama iktidar partisinin buna tevessül etmesi, buna tenezzül etmesi görülmüş şey değildir. Bunu yaptılar ve suçüstü yakalandılar. Şu anda yaralanan kamu vicdanını nasıl onarırız diye bir telaş içinde, bir panik içinde devam ediyorlar. Biz bu konuda taziye diledik, üzüntülerimizi ilettik, terörü kınadık ve sustuk. Ardından, yani bu saldırıdan üzerinden saatler geçmişken, İçişleri Bakanlığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin ismini açıkladı ve ardından da bu medyaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı bir raporda isminin geçtiğini servis ettiler, söylediler. Ve bunun üzerinden iktidar partisinin siyasetçileri, havuz medyası ve bu yönlendirmeye kapılan medya organları Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeye, saldırmaya falan başladılar. Bunun karşılığında tabii durumumuz çok netti. Bu raporun nasıl hazırlandığı ve bu raporun ne söylediği kamuoyuyla paylaşıldı. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Kamuoyu döndü bu sefer. Ya 10 yıl önceki böyle bir rapordan CHP'nin sorumlu tutulması bir yana, siz 10 yıl önce kimlerleydiniz? Kimlerle kol kolaydınız? Kimler itibarlıydı? Kimlere gazeteci, savcı diyordunuz? Kimler muteberdi? Bugün kimler terörist? O gün sizin terörist dedikleriniz bugün ne durumda? Bunu tartışmaya başladı. Biz bu tartışmayı sağlıklı bulduk ve sürdürdük. Ancak ülkenin cumhurbaşkanı çıktı ve ülkenin ana muhalefet partisine milli güvenlik sorunu dedi. Bunu söylediğinde artık bir başka aşamaya geçmiş oluyorsunuz. O zaman şunu söylemek mecburiyetindeydik. Dünkü basın toplantımda da söyledim. Ya saldırganın kimliği hakkında ilk günden beri genel başkanımıza gelen bilgiler, Mersin milletvekillerimize, Mersin adliyesinden, Mersin polisinden verilen bilgiler, saldırganın kimliği henüz teşhis edilmedi. Ancak verilen kimlikle de parmak izi falan da uyuşmadı. İleri tetkiklerin yapılması lazım. Bu isim neden ortada dolaşıyor deniyordu. Dün dedim ki bu konuda bir açıklama yapın. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir sınır tanımayan ve işte acaba yükselişte olanları düşüşe geçirir ve içinde bulunduğumuz sıkışmış pozisyondan kurtulabilir miyiz diye ne etik, ne ahlak, ne vicdana sığacak saldırıları devam ediyordu. En sonunda Sayın Genel Başkanımız dün akşam gerekli açıklamayı ve paylaşımı yaptı. Mesele şudur, büyük bir kumpasla karşı karşıyayız. Bir, bundan 20 gün önce Sayın Veli Ağbaba'ya halen aktif görevde olan bir kamu görevlisi, dikkat edin, bir hazırlık var, sizi ve sizin üzerinizden partinizi PKK ile ilişkilendirecekler dedi. Veli Ağbaba bunu
bizlerle partinin yetkili kişileriyle paylaştı. Son 10 gün Veli Ağbaba Malatya'da kendi ilinde siyaset yaparken her gece yurt dışından start alan troll orduları Veli Ağbaba'yı gündeme taşımaya ve farklı farklı geçmişteki olaylarla gündemde tutmaya, Twitter'da itibarsızlaştırma kampanyaları yaptılar. Birileri bunlara para da ödedi. Çünkü bot hesaplar yurt dışından, Macaristan'dan, yurt dışından, farklı ülkelerden başlayan troll saldırılarına öncelik ettiler. Ve daha sonra Türkiye'de konumlandırılmış ve talimatlandırılmış AK Parti'nin troll ordularını harekete geçirdiler. Sonra bu üzücü, müessir, lanetlediğimiz saldırı gerçekleşti. Tak, saldırgan paramparça olmuş, üzerinden bir sağlam kimlik çıkmış. Kimlikteki kişi 13 yıl, 10 yıl önce CHP'nin raporunda adı geçen birisi. DNA testleri yapılmadan, parmak izi testleri yapılmadan, doğrulamaları, kesinleştirmeleri yapılmadan böyle bir tevzirat ve CHP'ye sistemli bir saldırı. Şimdi anlaşılıyor, şimdi ortaya çıkıyor ki o isimden Süleyman Soylu bile emin değil. Devletin elinde zaten böyle bir bilgi yok. Yok efendim onu şu da söyledi, bu da söyledi. Dün de söyledim. Biz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne inanırız. Savcıya inanırız. İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması. Açıklayın kardeşim, açıklayın. Ama açıklayabilecek durum yok. Çünkü şu anda bile o kimliği tespit etmiş değiller. Kimliğin o kişiyle uyuşmadığı yönünde bir sürü kriminal done var elde. Süleyman Soylu çıkıyor. Yok efendim bunu PKK da söylüyor. PKK'nın ne söylediğine bakma sen. PKK diyor, ben dün dedim. Teröristin adı değişse de CHP'nin tutumu değişmez. Ama siz neye sarıldınız? Siz bize saldırırken neye dayandırdınız? Bu nasıl utanmazlık? Bu nasıl kepazelik? Bir dönün ilk önce millete bunu anlatın. 20 gün önce bize bildirilenler, son 10 gün Twitter'da yapılanlar, patlamadan hemen sonra ortaya çıkan ve aslında maksatlı bir çarpıtma olduğu gösterilen ve 4 gündür sürdürülen algı operasyonu. Ne yapmaya çalışıyorsunuz beyler? Suç üstünde yakalandınız. Suç İşleri Bakanı şu anda bu suç üstü durumu örtmek için kendi seviyesinden genel başkanımıza hakaretler ederek falan başka bir gündem yaratmaya çalışıyor. Hadi oradan. Hadi oradan. Şimdi doğruları konuşmak, şimdi gerçekleri konuşmak ve bu rezaleti bir görmek lazım. Herkes şunu beklesin. Kemal Bey bunu zaten söylüyor. Seçimler yaklaştıkça, bunlar kaybettiğini gördükçe tırnakları koltuğa geçirebilmek için her türlü devlet imkanını partileri lehlerine kullanacaklar. Her türlü provokasyona, her türlü şeytanlığa, her türlü rezalete hazır olun. Biz hazırız, buradayız, dimdik ayaktayız. İlk gün ne dedim? Alnınızı karışlarız dedim. Aha bu yetmediyse bununla da karışlayalım. Bu kadar net. CHP'yi sindirmek, bir adım geriye ittirmek, bir kelime eksik konuşturmak, bir santim aşağı inmek mümkün değil. Çünkü biliyoruz ki biz bunu yaparsak siz bu millete diz çöktüreceksiniz. Oysa bu milletin ayağa kalkma ve sizi sırtından atma zamanı geldi. Sizin o kanını emdiğiniz millet, sizden kurtulma zamanı geldi milletin. O yüzden ne yaparsanız yapın boştur. Ayrıca hani bazen şimdi oralarda değiliz ama AK Parti'yi savunan bazı kalemlerin şimdi siyaset bilimindeki 6 ana daldan bir tanesi karşılaştırmalı siyasettir arkadaşlar. Karşılaştırmalı siyasetin ilgi alanı benzer olaylar başka ülkelerde vuku bulduğunda ne sonuç vermiş? Keşke bunları tartışabileceğimiz o AK Parti'nin geçmiş dönemlerinde bizi çok eleştiren ama hakaret etmeden, küfür etmeden tartışabilen kadrolar olsa ki şimdi görüyoruz onların pek çoğu basında olsun, başka yerde olsun AK Parti'yi eleştiren başka pozisyonlardalar. Keşke bir imkan olsa konuşsak. Mesela
2004 Madrid saldırısında 193 kişi hayatını yitirdi. Böyle kritik bir seçimden önce. İktidar partisi dedi ki ETA yaptı. Maliyetini başka yere yönlendirebilmek için. Daha sonra bunun El-Kaide'nin yaptığı ortaya çıktı. İlk seçimlerde İspanyollar iktidardaki partiyi çok sert şekilde cezalandırdılar ve dediler ki sen böyle bir terör saldırısında devletin başında olma imkanını manipüle ettin. Biz terör eylemini o yapmadı bu yaptı demiyoruz. Ama saldırgan CHP'nin raporunda vardı. Üstünden kendi paramparçaydı. Bu kimlik çıktı. Sonradan baktık ki o değilmiş. Ama 5 gün boyunca biz algıyı yerleştirdik. Bunu böyle söyledik. Bunun da bir maliyeti olur arkadaşlar. Karşılaştırmalı siyasette bakarsan dünya siyasetinde bunun örnekleri var. Ve Türkiye yakın siyasetinde de bir takım bu tip işlerin sonuç verdiği örneklerden beslenenler o tarihin onların yeniden diriliş değil aslında sonlarının başlangıç tarihi olduğunu da bilsinler. 7 Haziran 1 Kasım arasında yeniden iktidar elde ederken bir daha hiçbir zaman o günkü gibi bir parti olamadıklarının da farkına varsınlar. Süreç içinde içlerinden kendi ikinci, üçüncü genel başkanlarının, ikinci başbakanlarının, en üvendikleri bakanların ayrı ayrı partiler kurduğunu, Erdemliler Hareketi diye çıktıkları yolda kendi kendilerini tanıyamaz hale geldiklerini, suç örgütlerinden, suç örgütleriyle ilişkilerden medet umduklarını, referandumda milleti tehdit edenlerin ve devamında suç örgütü liderlerini serbest bırakmak isteyenlerin kol kola girdiklerini falan görsünler. Savruldukları nokta budur. Devamını göreceğiz. Şimdi Soylu işini yap. İşini. Çık ve gerçeği anlat. Gerçeği. Senin için algı yalan değil. Soylu gibi bir başka kişi kendi kendine mevzuya dahil oldu. Biz raporumuzdaki adı bilinen bütün gazetecileri saydık. 188 kişi. 187'si bir şey demiyor. Biri diyor ki ben o raporda yokum. Varsın kardeşim. Biz gazeteciye sormuşuz. Sorunu ne anlatmış? Hak ihlali var mı anlatmış? İddianamem gecikiyor demiş onu anlatmış. Bunları rapor yapmışız. Beyefendi konuşurken bana rapor demediler. Ya zaten başladığında konuşurken sen bunu rapor olsun diye değil, çokluk ve benzerlikler bir şeyi raporlaştırmaya icap ettirir. Gitmişiz, kendisiyle görüşmüşüz, onun pozisyonunu net yazmışız, bu rapor çıktığında serbest bırakıldı şu talihte dışarıdadır demişiz. Nedim Şener denen kişi, efendim ilk önce ben yokum adımı anmayın. Ya kardeşim 187 kişi biliyor ki ve bugüne kadar o rapor bütün Türkiye'ye dağıtıldı ve seni itiraz etmedin. Ama saldıracak ya bir pozisyon tuttu. Beni ziyaret etmediler dedi. Alnına çaktık ziyareti. Ziyarette neler söylediğini okudum. Şimdi kabul ediyor. Doğru diyor. Yemekler yağlı demişim. Şundan şikayet etmişim, bundan etmişim. Ama ben bunun rapor olduğunu bilmemişim. Sanki kendinden telifli film çekeceğiz. Biz o raporu 10 yıldır duruyor. Hiçbir itirazı yok. Buradan rolünü büyütmeye çalışıyor. Neler olduğunu söylemişiz ama hadsiz saldırılar. Çünkü şunu dedi. Benle görüşmedin. Görüştüğünü ispatlamazsan bir sürü hakaret. Tak ispatladık. Hatta dedim ki kamera vardı kaydı çıksın. O kadar güveniyoruz. Dedi ki efendim öyledir de böyledir de önce inkar etti. Sonra şunu söyledi. Bir gazete ben bunu bir tek sana mı söylemişim dedi. Yo dedik. Gazetede çıkmış bir haberi gösterdik. Efendim dedi gazetede çıkan haberi almış ona söylemişim gibi. Yani doğruluyor. Sonra bocaladı. Dedi ki ben bunu bir sana mı söylemişim başka gelene niye söylememişim. Allah'tan bu hadsizin bu yaptığı haksızlıklar ya alenen küfrediyor. Neden? Her tweetinde küfür var.
Kim bilir, kim bilir bizim şimdi kemiklerini sızlattığı Çağdaş Yaşam'a ÇYD'de aynı davalardan suçlandı Türkan Hoca, Türkan Saylan. Kim bilir bu Nedim Şener küfredicisinin, küfürbazının, hakaretçisinin hakaretlerinden o kurulan vakıftaki kaç tane öğrenciye burs nasip olacak? Özgür Özel o paraları almaz. Hep daha geçen hafta yatırın ÇYD'ye. Pişmanım, yatır ÇYD'ye. Pişman değilim, çatır çatır alırız, yatır ÇYD'ye. Kas kim bilir kaç kız çocuk o on binlerce, yüz binlerce tazminattan sebeplenecek. Bu tarafı iyi. Dümdüz hakaret ediyor. Neden? Suçluluk telaşında. Biz bir tane kötü söz söylemiyoruz. Hakaret ediyor, hakaret ediyor, hakaret ediyor. Ve özeti esas bize orada söyleyip bizim ertesi günkü basın raporuna da sonra da kitaba da koymadığımız. Ya şunu söyleyin. Benim cemaatle hocayla bir sorunum yok. Kendi çocuğumu bile o okulda, onun okullarına verebilirim lafını yazmamıştık biz. Şimdi onu inkar ediyor. Nerede söylemişim? Yahu iyi ki o süreçte o salonda olup da bulunup da namuslu, dürüst, mert insanlar var ve avukatlardan tutanak yağıyor. Ya bu mahkemede söyledi şunu bunu. Bakın Nedim Şener yazdıklarına bakın ve mahkeme salonunda 5 Ocak tarihinde ne demiş? Şimdi onu televizyonlarına konuk edip bize hakaret ederken böyle bakanlar da belki bir gün ona bunu sorarlar. Yani çünkü ben kişi olarak, insan olarak hiçbir zaman bir cemaate, yargılandığı mahkemede hakime söylüyor, FETÖ'cü hakime. Ben hiçbir zaman bir cemaate veyahut bir gruba, partiye karşı olmak gibi bir duruşum olmadı. Politik bir duruşum olmadı. Politik bir duruşum hiçbir zaman olmadı. Devam ediyor. Mesela ben cemaatle ilgili bilimsel bir araştırmaya katıldım. Işık evinde kalıyoruz diyen arkadaşlarla falan karşılaştığımız zaman biz onlara niye kalıyorsunuz demiyoruz. Diyoruz ki yani nasıl oluyor burada? Çünkü ben çocuğumu oraya göndermek istiyorsam burada nasıl eğitim veriliyor? Ne tür eğitimler veriliyor? Bunları bilmem lazım. Merak ettiğimiz cemaatle ilgili haberler. Ne haber Nedim Bey? Mahkeme tutanak aldı, tıkır tıkır yazmışlar. Sessiz kaydı var. Yollayan da namuslu avukatlar. O günlerde sizleri savunan, o salonda olan mert, vatansever ve dönmemiş, kıvrılmamış avukatlar diyor ki ya Nedim daha neler söyledi neler. O ne ki diyor. Bir örnek daha. İstedikçe her gün okuyacağım. Kitap olursun, kitap. 23 Ocak 2012 mahkemedesin. Diyorsun ki Sayın Başkan, bakın geçen hafta çok uğurlu bir hafta yaşadık. 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı çıktı konuştu ve verdiği mahkeme hayırlara vesile olacaktır inşallah Türkiye için. Kimmiş diye baktım. O tarihteki hayırlara vesile olacak, verdiği karar hayırlara vesile olacak çok kıymetli hakim. Rüstem Er Yılmaz. FETÖ'den firariymiş, tutuklanmış cezaevinde. Devam. Bakın, o duruşmada ne diyor? Ve maalesef bir takım gruplar, devlet içinde gruplar, dışarıdaki gruplar, hani temiz suya iki damla zehirli, kirli su atmak gibi, o iki damla su bütün sistemi kirletiyor. Yani o su içilemez hale geliyor. İki damla çamuru atıyorsunuz suya, bir temiz kova suya, o kirlilik yaşanıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı budur. Bakın o iki damla dersiniz, beş dersiniz fark etmez. Kirli damlalar hem devleti kirletiyor, hem cemaati kirletiyor. Hem toplumu kirletiyor. Bunun önüne geçmek yine gazetecilerin meselesidir. Devletimizi yönetenlerin meselesidir. Devlet ve cemaat tertemiz bir suymuş. Bir iki tane cemaatçi diyor bana kafayı taktı. Onun oraya attığı iki damla su devletimizi ve cemaatinizi kirletmez diyor.
Nedim Şener. Hani dünya hakaret, iftira, söz möz. Hiçbirini demiyorum. Çıldırıyorsun ya. Neye çıldırıyor? Efendim diyor ki Özgür Özel'in CHP'nin trolleri işte yüz binlerce beğeni, milyonlarca izlenme saldırıyor. Milletimiz baksın. Bizim o yüz binlerce izlenme, on binlerce beğeni hepsi gerçek kişi. Geçmişte neyse bugün öyle olan gerçek kişiler Nedim Şener'e laf söylüyor diye çıldırıyor. Bir de kendisini öven veya kendi paylaşımın altında ondan yana tutum alanlara bir baksın. Troll arıyorsan orada sürüsü var, sürüsü. Tarlası var trollün. AK Parti'nin paralı trollerinin kime sahip çıktığına, dün onun için slogan atan, toplanan, eylem yapan, duruşmasını takip eden, dua eden insanların Nedim Şener'e ne dediğini herkes bir baksın. Benim Nedim Şener'le tüketilecek vaktim yok. Aa diyor ki dokunulmazlığa sığınma. Başımla beraber. Başımla beraber. Sen beni mahkemeye ver. Biz de vereceğiz. Ayrıca o mahkemede dokunulmazlık yok. Bizim seni vereceğimiz mahkemede, hukuk mahkemesinde dokunulmazlık da yok. Sen de ver, ben sana hakaret ettiysem, iftira ettiysem, ha ceza davası açılmasını sağlarsan, buraya gelirse bir fezleke, hemen komisyona dilekçe benden, Odri Meydan. Kaldırın dokunulmazlığımı, Nedim Şener'le yüzleşelim. Ama hangi Nedim Şener? Sakın ha, o güne iktidar değişir. Tekrar dönüp dolaşıp bu sefer başka taraflara gitmeyesin Nedim Şener. Bunlar kayda geçsin. Her şey olur. Her bedeli öderiz. Bir daha bu kürsüye çıkıp da konuşacağımızın garantisi yok. Aldığımız tehditten, hakkımızdaki istihbaratlardan, canımız tehlikede. Ama ölmez sağ kalırsak, bu Nedim Şener yine hep iktidara yanlandığı gibi cezaevinden çıktı, FETÖ ile AKP'ye yanlandı. FETÖ darbe yaptı, AKP'nin tarafına geçti. FETÖ başarsa FETÖ tarafında AKP'lileri suçlayacaktı. Ama günü gelip bize yanlandığında, hani bu can bu bedende duruyorsa diyorlar ya, eğer seni yanlattırırsam, eğer seni bizim yanımıza aldırttırırsam, yapacağın metiyelere, ifade edeceğin U dönüşlerine, zikzaklara prim verdirirsem, aha da benim yüzüme tükürsünler, bu da burada kayıtta dursun. Onun dışında sen hakaret et kardeşim. Seni gezdirsinler, stüdyo stüdyo küfret kardeşim. O kötü söz kendisine aittir ama senden gelecek paralarla Türkan Saylan'ın kızları okuyacak ya, sen de orada çatla. Türge ve Tügva'ya değil, senin yanlandıklarına değil, senin eskinden yanındaymış gibi yapıp da ihanet ettiklerinin kurduğu vakıflara yarayacak o paralar. Yasama yılı açılışındayız. Yarın 2023 seçimleri öncesi son yasama yılına giriyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılının çoğun yasama yılıdır. Kıymetlidir. Bu meclisi itibarsızlaştırmak isteyenlere inat, buranın itibarını korumaya devam edeceğiz. Elbette pozitif bir ajandaya sahibiz yine. Emeklilikte yaşa takılanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların, öğretmenlerin, sağlıkçıların, uzman çavuşların, gazilerin, şehit yakınlarının, polislerin, gençlerin, işsizlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Ve bizim yapın deyip de yapmayız dediklerini sizin sayenizde, CHP'nin sözüne kıymet vermeniz ve takipçi olmanız sayesinde yapacaklar var. Onlara tebessümle gülüp elbette evet oyu vereceğiz. Örneğin daha 2,5-3 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? EYT'liler meydanları doldurdukça onlar bağırıyorlardı. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a çıksın artık bu yasa. Türkiye'nin 81 ilinde bunu söylediler. Recep Tayyip Erdoğan buna karşılık. Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum dedi. Çift dikiş yapacaklar dedi. Hem emekli olacaklar hem dönüp bir daha çalışacaklar dedi. Kendisi
etrafındaki herkese iki dikiş, üç dikiş, dört dikiş maaş verirken zavallı EYT'linin mağduriyetine böyle yaklaştı. Seçimi kaybetsem bu işte yokum dedi. Şimdi gördü ki seçim gidiyor ki düşündüğünden de berbat gidiyor. EYT'yi çıkaracağız diyorlar. O Devlet Bahçeli ki kendi seçim bildirgesinde yazdığı, kendi milletvekili kanun teklifi verdiği ve meclisin EYT oylaması yaparken millete verdiği sözü tutacağız sanan ve AKP'nin koltuk değneği olmaya itirazı olan Sayın Erhan Usta grubuna evet oyu verdirttiği için Erhan Usta'yı grup başkan vekilliğinden aldı ikinci oylamaya kadar. Sonra da partisinden ihraç ettiler. Erhan Usta partisinden ayrılmak durumunda kaldı. Ve ikinci oylamada hayır oyu verip emeklilikte MHP'ye takılanlar var 3 yıldır. Şimdi dönmüşler EYT'yi çıkaracağız diyorlar. EYT'linin emeğine, nefesine sağlık. CHP'nin ve bu konuda katkı veren tüm muhalefet partilerinin de emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çıkaracaksınız. Siz eksik çıkaracaksınız. Biz ayrımsız emeklilikte yaşa takılanlar için mücadele vereceğiz. Bunu net olarak söylemek gerekiyor. Ayrıca yapmadıklarını da yaptıracağız. Örneğin vergi dilimleri var. Ya maaşlara zam yapıyor, vergi dilimlerini değiştirmiyor. Öyle olunca insanlara verilen maaş gelir vergisi olarak geri alınıyor. Buna itirazımız var. Bununla ilgili mücadeleyi sürdüreceğiz. Ayrıca onların bizim seçim beyannamemizde ne var? Sosyal konutlar. Seçim kaybedeceğini görmüş, sosyal konut yapacağız diyor. Yapacağız ama öyle bir şey yapmışlar ki 5 milyon kişi başvurur demiştim ilk gün. 5 milyon kişi. Neden? Türkiye'de en az 5 milyon aile sosyal konuta. Bakın, keyif için kooperatife girmiyorlar. Başarı sokacak evi yok. Sosyal konuta ihtiyaç duyuyor. Sadece 250 bini 2 yılda. Sonrası diyor, sen ne karışıyor sonrasına? 250 bin daha yapacak. CHP iktidarda olacak. Hepsini belki ev sahibi yapacak. Sen ne karışıyorsun? İlk aşamada 2 yılda 250 bini. 20 ihtiyaç sahibinden birinin talebi olacak. Orada da bir sürü arıza var. Meclis açılınca teklif ortada. Bir, bunu bütün sosyal konut başvurucuları talep etsin. Nasıl EYT'liler parti farkı olmadan istedi ve oldu? Gelin bunu yapalım. Peşinat nedir ya? Bu kadar fakir fukara, garip kurabadan peşin para mı alınır? Bölelim taksitlere. İki, 6 ayda bir zam nedir ya? Önünü göremiyor millet. Düşük bir faiz belirlensin, faizler, taksitler sabit olmalıdır. Üç, bir yandan 3.000 lira konutu öde, bir yandan git kira öde. 5.500 asgari ücret hangisine yeter? Eve geçtikten 3 ay sonra taşınma masrafı da bitsin, kiradan kurtulsun, eve geçtikten 3 ay sonra ödeme başlasın. 4, devlet garantisi. Bu kadar öngörülemez maliyetler varken hiç kimse TOKİ'nin bu ihalelerine girmeye cesaret edemiyor. Devlet garantisi verilsin ki tıkır 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 2 yıl sonlarında da tapular verilsin. Yoksa böyle olur. 2019'da her yıl 100.000 konut dediler. Konut alan var mı? Kahramanmaraş'ta arsası belli değil. Öbür tarafta çivi çakılmamış. O yüzden bu düzeltmelerle ilgili mücadeleyi mutlaka yapacağız. Evet, bu dönem bu meclisten CHP'nin yapın deyip yapmayız diye inat ettikleri birçok şey geçecek. Örneğin öğrencilerin KYK borçlarının faizleri silinecek. 2015'ten beri söylüyoruz. Örneğin geçmişte taşerona kadro dedik, direndiler. 2018 seçiminde baktı baş edemiyor, bir kısmına verdiler. Kitlerde, belediyelerde kadro alamayanlara kadro verilecek. Ve daha akla gelen gelmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok söylediğini ya yaptıracağız ya yapılsın diye mücadele edeceğiz. Pozitif bir gündem, mücadeleci bir gündem, vatandaşın faydasına olabilecek her şey için mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir tek şey isteriz. Bir tek şey isteriz. Bu yapılanlarda geçmişte yapmayız diyenlerin
bunu sadece sizler anketlerde, sahada AKP'ye sırtınızı döndüğünüz için yapıldığını bilin. Yüzü döndünüz mü? Yüz buluyor bunlar. Zulme devam ediyor. Ne zaman sırt dönüyorsunuz? 100 günde yüz yüze kampanyaları düzenliyorlar. Verilerini alın ama sakın bu derin yoksulluğu yaratanları sakın affetmeyin. Çünkü dostlarımızdan dedikleri Katar'dan, Araplardan, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Rus oligarklardan para toplayıp sadece ekonomi için onları katıp seçime kadar vaziyeti idare edip 5 yıl daha canınızı okumanın hevesindeler. Siz bununla sırtınızı döndüğünüzde karşınızda zenginlik, karşınızda iş, karşınızda aş, karşınızda barış, karşınızda huzur ve güven var. Türkiye'nin 2. yüzyılı Atatürk'ün mavi gözleriyle sizi kucaklamaya hazır. Atatürk'e husumet duyanların, nefret duyanların kurucu kadrolara olumsuz sözler söyleyenlerin, onları aşağılayanların millete döndüğü sırtı millet tarafından unutulmayacak. Çok acı tecrübelerle yaşadık. Ders almadılar, almamaya da devam ediyorlar. Gelelim işin görece biraz daha eğlenceli kısımlarına. Sayın Nebati, Türkiye ekonomisi modelinin en önemli sacayağı ise Türk lirasına olan güvenin artmasıdır. Allah selamet versin. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ilk cumhurbaşkanı olduğunda 1 lira 2 dolardı. Bir dolar 2 liraydı, 2.3 liraydı. İlk geldiğinde o zaman daha tek adam rejimi demiyoruz. Göya tarafsız cumhurbaşkanıydı. Jöleli saçlı danışmanı diyordu ki 1 doların 1 lira olacağı günler yakın. Yiğit Bulut. Hala maaş veriyorlar devletin kasasından. Bak adamın öngörüsü 1 dolar 1 lira olacak. Bugün 1 dolar 18,5 lira. Tek adam rejimi dediğimiz 24 Haziran 2018 1 dolar 4,5 lira. Bugün gelinen noktada 1 dolar 18,5 lira Nebati diyor ki Türk parasına duyulan güven. Ya Nebati, Sayın Nebati, sen en dipteyiz, daha dibi yok dediğinde bile 14.3'tü. Bugün 18.5 ya, başta sen varsın. Daha kötüsü yok, paranın en değersiz noktasındayız demiştin. Ve bugün gelinen noktada TL'ye güveni arttırmak için çırpındığınız kur korumalı mevduat ve faizin katmerlisini verdiğiniz bir yılda sonuçta 8,5 liradan, daha o yıl dolmadı, daha yeni geliyor Kasım, 18,5 liraya gitti Türk lirası. Ne değer kazanması. Ve Sayın Nebati'nin okuduğu cümleyi ben de okuyacağım. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Bak Nebati, kaldır böyle kafayı. Bak o ışıldayan gözlerimle gözüme. Ve tekrar et bu cümleyi bir yerden okumadan. Aha da bu dişimi kıracağım. Bu dişimi kıracağım. Böyle şey olur mu ya? İlk başta dedim. Aynı gemideyiz ama geminin kaptanın ehliyeti yok. 7 metreden büyük tekneler için bir amatör kaptan belgem vardı, onu yollayacağım dedin. Daha o da gelmedi. Ama Türk ekonomi gemisinin kaptanlığı, liyakat, ehliyet dediğimizde 7 metrelik tekne yeter bana diyen, eğitimi yok dediğinde Buran Şanatalardan kamu maliyesi aldım, hoca sınıftan çıkarken kamu maliyesini bilen her şeyi halleder demiş, onun üzerinden kendine liyakat atfeden birisi, kendi ifadesi demiş ki danışmanlara bilimsel bir şeyler yazın. Danışmanın yazıp verdiği metinde bu. İçinde 9 kere heterodoks geçiyor. 9 kere. Hakikaten bu geminin içinde olmak ayrı dert. Dümende Nebati'nin olduğunu düşünmek başka bir tasa.
Diğer yandan Erdoğan da bu çıkmış açıklama yapıyor bu toplantının devamı niteliğinde bugün. Döviz kuru opsiyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Enflasyon oranımız nispeten yüksek seviyede çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Aynı enflasyonu aynı hızda düşürmek boynumuzun borcudur diyor. Ve hem katıldığı canlı yayında hem her fırsatta şundan bahsediyor. Ocak, Şubat'tan sonra enflasyon düşecek, fiyatlar düşecek. Enflasyon düşerken fiyat düşmez. Bir kez daha söylüyoruz. Enflasyon fiyat artışıdır. Sıfırsa fiyatlar sabit kalır. Eksi ise düşer. Enflasyon 80'den 40'a düşerse fiyat artışı normalin yarısı kadar, bugün olanın yarısı kadar artar ama yine artar. Burada Erdoğan'la ilgili iki grafik. Normalde faiz enflasyon hep eşittir bütün dünyada. Faiz 1-2 puan fazladır. 1-2, yarım puan, 0.3 puan, 1 puan. Ne zaman ben faizi düşüreceğim, enflasyon da düşecek dedi. O günden itibaren enflasyon çılgınca artıyor. Bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan, hepimiz biliyoruz. Şimdi Nebati ve Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği söz, onlar bu enflasyonist politikaya başladıklarında, yani onlar faizi inatla düşürüp enflasyonu fırlatmaya başladıkları gün 100 lira olan bir mal, %80 enflasyonla 180 lira olmuş bugün. 180 lira. Bundan sonrası, bakın bu reis harikalar diyarında. Yani Tayyip Erdoğan'ın dediği, Sayın Nebati'nin dediği gibi, şimdi yılbaşına kadar çok az artıp sonra hızla düşecek olsa enflasyon. Onların rakamlarını aldık. Fiyatlar düşecek diyorlar ya, vallahi yalan. Bakın onların dediği enflasyonla 180 liralık mal 186, 190, 195, 200, en nihayetinde 216 liraya kadar çıkıyor dedikleri Nisan ayında. Enflasyon sıfır olmadan fiyatlar durmaz, eksi olmadan düşmez. Bunların hesabına göre seneye Nisan'daki yapamazlar %35 enflasyon. O gün bugün 180 lira olan mal 216 lira. Yani büyük bir kandırmacaya, büyük bir aldatmacaya karşı bütün vatandaşlarımızın dikkatli olmasını talep ediyoruz. Ve burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rakamları kullanarak yaptığı manipülasyondan vatandaşımıza şunu söylüyoruz. Lütfen ne onlara ne bize, markette gördüğünüze, pazarda verdiğinize, cebinizde kalana bakınız. Cebinizde kalan paraya, ödediğiniz paraya bakınız, kararı kendiniz veriniz. İşler yolundaysa, tıkırındaysa, eğer iyi geçinebiliyorsanız, demek ki bunlar doğru söylüyor. Yok, yaşadığınız o değilse, kurtulmak için sandığa kadar yağ sabır. Dün bahsetmiştim Sayıştay raporlarından. Makaslanmış Sayıştay raporları bile yolsuzluk belgelerini senaryo gibi ortaya koyuyor. Dün söyledik, sadece tekrar edelim bir rakamı. Faaliyet genel değerlendirme raporunda diyor ki, olumsuz faaliyet nedeniyle bir yılda 604 milyar TL kamu zararı oldu. Bütün devlete bakmış Sayıştay, yanlış kararlar, kötü niyetli kararlar, kayırmacılıklar, beceriksizliklerin toplamı 604 milyar TL gitmiş. Yani iyi yönetilsek bu para bizde kalırdı. Dünkü hesapla da söyledik. Bütün asgari ücretliler 12 ay maaş alıyor ya, 17 ayda ikramiye verebilirdik bu parayla. Bu kadar net bir durum. 604 milyar dediğiniz para, çiftçiler bir yılda 60 milyarlık mazot yakıyor Türkiye'de. 60-70 arası. Bu para bütün çiftçilerin bütün yıl yaktığı mazotun 10 katıdır. Bütün sene serptikleri gübrenin de 10 katıdır. Bu kadar büyük bir parayı
kendi Sayıştayları, kendi güdümlerindeki Sayıştay bu meclis adına yaptığı ve makaslanmış raporlarında 604 milyar lira kötü yönetimden kaynaklı olumsuz faaliyet nedeniyle kamu zararı var diyor. Net. Ve öyle şeyler söylüyor ki kamu özel işbirliği projelerinin bir vurgun projesine döndüğünü anlıyorsunuz. Projelerin Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ihale yapılmaksızın eş dost firmalara verildiğini söylüyorlar. Ve bunun içinde elektronik kamu alımları platformu var, ECAP. Bakın, bu tabloyu ben yapmadım, Sayıştay yaptım. Diyor ki, elektronik kamu alımı, yani ihaleyi internete koyuyor. Herkes girecek, bakacak. Devlet ne alacak? Devlet ne alacak olsun? Örneğin, yetiştirme yurdunda kalan çocuklar için diş fırçası, diş macunu alacak. Teklif vereceksin internetten, en ucuz olandan alacak. Değil mi? ECAP. Sayıştay diyor ki, ben bu ihaleleri ECAP'ta hiç görmedim. Bu ihaleleri birileri almış, dediğimiz gibi yandaşlar almış, ECAP'a hiç koymamışlar. İçinde neler 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 var. Ama mesela Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek standartlı demiryolu hattının kontrollük ve muşavirlik işleri. Biri almış, kimse görmeden almış. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattı. Fatsa rıhtımının güçlendirilmesi. Bursa Emek Şehir Hastanesi'nin metro hattı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ring hattı. Koca liste, hiç görmedik diyor. Sorarsanız ne kadar? Bunlarda 36 milyar TL. Yani hiç kimse görmeden, ECAP'a konmadan verilen ihaleler, örneğin çiftçinin bir yılda yaktığı mazotun tam yarısı da buraya gitmiş. Firmalar, kamu hastanelerinde ticari alanlar, kafeler, marketler, statüsü belli değil. Yapan firma orayı kiraya vermiş. Hastane devletinse kirayı niye biz almıyoruz? Sözleşmede yazmıyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görevli şirket mutabakata rağmen taşınmazlar üzerindeki irtifa hakkını ve ipoteği kaldırmayıp devlete meydan okuyormuş. Bomba burada. Engelli bakım paraları üzerinden alınan promosyonlar engellilere değil bürokratların harcamalarına gitmiş. Engelli bakım parası ödeniyor ya, maaş gibi. Birileri düşünmüş. Ya arkadaş, nasıl memur maaşına promosyon alıyoruz? Bunu da alalım ya, bankayla pazarlık edelim, mantıklı. Banka bir para vermiş, mantıklı. Bu parayı engelliye vermek de çok mantıklı yok. Bürokratların harcamalarında kullanmışlar. Fiyat teklifi almaya uygun olmayan ihale dokümanları ile ihaleler yapılmış. Köy projeler için müşavirlik hizmetlerinin alımında danışmanlık hizmeti danışıyor. Diyor ki, ben bir köyü yapacağım, kamu özel işbirliği danışmanlık hizmeti alıyor. Şöyle yaparız reisim, böyle yaparız reisim. Buna ne ihale yapılmış, ne mevzuat takip edilmiş, kafaya göre para ödenmiş. Bunların hepsini Danıştay, bunların hepsini Sayıştay söylüyor. Gelelim, bunların hepsinin müsebbibi başka ne söylüyor? Faiz en büyük düşmanımdır diyor Recep Tayyip Erdoğan. Ve diyor ki, faizi düşüreceğim, her şey güzel olacak. Biraz önce gösterdik, öyle olmuyor. Sen faizi %12'ye düşürdün diye maalesef enflasyon %12'ye düşmüyor. Vatandaşın parasını bankaya koyduğunda gariban vatandaş para %80 değer kaybederken %12 faiz almış oluyor. %68 vatandaşın cebinden parayı sen almış oluyorsun. Kur korumalı mevduata para koyan zenginlerde ise hem faizi alacak ama kur artarda arada bir fark oluşursa onu da ödüyorsun ama garibanın cebinden alıp ödüyorsun. Şimdi gelinen bu noktada kur korumalı mevduata 75 hazineden 10 vazgeçilen vergi ve tahmin edilen ama en az 75'te Merkez Bankası'ndan, çünkü yarısı da Merkez Bankası'nın
dövizlerle olan ilgili hesaplarında 160 milyar TL hepimizin cebinden para çıkıyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki faize karşıyım diyor ya, devletten birileri %12 ile para alıyor, şirketlere çok zor şartlarda %35'lerle para satıyor, devlete yüksek oranlardan para satıyor, birileri fakirleşirken özellikle bankaların faiz gelirleri iyice tırmanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde yaşamadığı bir şey yaşıyor. Bakın, bu ben faize karşıyım, faizin baş düşmanıyım diyen kişinin devraldığı Türkiye. 50 milyar TL faiz ödemesi. 50 milyar TL. 50, 59, 46, öyle 57 gidiyor. Nereye kadar? Tek adam rejimine kadar. 2018 yılından itibaren 74, 100, 134, 181, 330. Bundan sonraki yıllar kendi öngörüleri 566, 698, 775. Akıl almaz bir noktadayız. Geçen sene 174 milyar faiz ödedik. Bu sene şu ana kadar 250 milyar faiz ödedik. Sene bittiğinde 330 milyar faiz ödeyeceğiz. Tek adam rejiminden önce hep 50 ve civarı. Enkaz devraldı ya, devraldığı bu, sürdürdüğü bu, tek adam rejimine geçti bu. Ve bu 330 milyarın 2025 yılında bunlar kalırsa 775 milyar olacağını, sana, bana, ona, bize bulunmayan paranın faiz lobisine ödeneceğini herkes bilsin. Recep Tayyip Erdoğan buradaysa bugünkünün de iki katı, 2018'in tam 10 katı faiz ödeyecek bu ülke. Sana para yok, bana para yok, kimseye para yok ama faiz lobilerine var. İki önemli hususumuz kaldı, onlara değinerek tamamlayalım. Bunlardan birincisi, bir özür daha beklenmektedir. Şimdi bugün baktık, o hayatı Erdoğan adına hakaret, iftira ve küfür olan gazetelere. Eren Erdem'e ajan demişsiniz, FETÖ'cü demişsiniz, hain demişsiniz, kuşu kafese tıktık demişsiniz de, dün bütün süreçler bitip tamamen beraat edince bugün beraat etti dememişsiniz. Özür dileriz dememişsiniz. Biz kul hakkına girdik, biz bir kişinin kişilik haklarını ihlal ettik dememişsiniz beyler. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi 2018'e dönelim. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Neydi bunlar? Hep beraber yazdınız. Bahçeli kapatılmalı dedi. Koskoca tabip örgütü kapansın. Oylarla geliyor. Bütün doktorlar %60 oyla seçiyor. Milletten son anketlere göre %4,5 oy alan Bahçeli onları beğenmiyor. Kapatın bunları diyor. Terörist demişsiniz. Terör seviciler demişsiniz. Türk adını hak etmiyorlar. İsimlerinden Türk adı alınsın demişsiniz. Yargılamaları dün bitti. Hepsi birden beraat etti. Nasıl olacak bu iş? Hadi yarın böyle sür manşeti ikiye bölelim mi? Takvim, akşam, yeni şafak. Bölseniz olur mu? Güneş yok. Hortum kesildi, güneş sustu. İkiye bölün hadi. Burasında Eren Erdem'den özür dilerken burada da Türk Tabipleri Birliği'nden dileyin. Hadi Eren'i yarın yapın, hafta sonu daha büyük Türk Tabipleri Birliği'nden eleyin. Olmaz mı? A Haber, A Haber'deki montajcı. Burayı da montajlasana. Türk Tabipleri Birliği beraat etti de bizim günlerce onlara çoluğunu, çocuğunu, komşusunu, eşini, dostunu, anasını, bacısını düşünmeden hakaret ve iftira ettiğimiz, terörist dediğimiz TTB mahkemede beraat etti de. Bunu haber yapmıyorsan bu gece yastığa başını koyduğunda bir düşün bakalım. Bu kul hakkı mıdır değil midir? Şimdi bir büyük haksızlık giderildi. Devamı giderilsin diye mücadeleye devam.
Hepiniz biliyorsunuz. Polislerimize, 330 bin polisimize şöyle bir imza atmış başlarındaki bakan. Suç İşleri Bakanı şuna göz yumuyordu Süleyman Soylu. Bir emekli tek başına karar veriyor. Bir özel bankaya gidiyor. Ona 8 bin lira, 10 bin lira promosyon veriyorlardı yıllık. Bunlar imza atmış. 5 yıl boyunca her ay 300 TL. Yıllık 3500 lira promosyon, o da taksit taksit. Polisler isyan etti. Başta Murat Bakan arkadaşımız, hepimiz dile getirdik. Burada defalarca konuştuk. Ve polisler susmadılar. Twitter eylemleri yaptılar. 200 bin kişi. 330 bin polis var. 200 bin kişi Twitter'da tweet attı. İsimleri gizli. Yoksa ihraç edersiniz. Bankayla haklarını savunan namuslu bir pazarlık yapıldı diye. Hem de 5 yıllığına değil, 3 yıllığına. Ve hepsi peşin. 27 bin lira. Hesap kitap yapıp yine de az diyenler var, haklıdırlar. Ama aylık 300 liradan bir seferde 27 bin liraya bakın. Demek ki hak istemek, mücadele etmek ve boyun eğmemek bunun için önemli. Ama şimdi aynı bakanlığa bağlı jandarma, sahil güvenlik göç idaresi. Jandarmaya 240 veriyorlar. Diğerleri de oralarda bir paralar. Onlara da aynı imzanın atılması lazım. Takip etmeye devam edeceğiz. Ama bir de tam mağduriyet hali var ki, o da Diyanet personeli. Onların başındaki kişi şöyle bir fetva vermiş. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başka bir fetva makamı var. O bir konuda da olumsuz bir şey dememiş. Efendim, maaşı bankadan almak, o bankalar faizci olduğu için haramdır. Siz faizsiz bankacılıktan katılım bankalarından alacaksınız. Polis haram yiyor diyor Diyanet. Öğretmenler haram yiyor. Meclis haram yiyor. Saray haram yiyor. Siz alırsanız siz haram yemeyeceksiniz. Faizsiz bankacılık. Şimdi sen rekabet yaptırmazsan 6 tane faizsiz bankacılığa davet, ikisi gelmiş. En çok veren de 80 lira vermiş. Böyle Diyanet personeline 80 lira atmış. İhaleyi onlar almış. Bak, polis 27 bin lira bir seferde aldı mücadele ettiği için. Bir de diyormuş ki Ali Erbaş, ben sizi faizden kurtardım. Bunu kişinin kendine bırak ya. İslamiyet'te ruhban sınıfı var, aradasın sen ha. Karar veriyorsun. Çekil aradan. O bilir o faiz mi değil mi diye. Hak o hak. Hak. Almadığın para başka yerde kalıyor. Ve burada öyle bir durum var ki mahkemeler açılmış, mahkeme kazanılmış. Hemen Üsküdar Müftülüğü gitmiş, 8 bin liraya anlaşmış. Farka bak, 88 bin. Diyanet gidip Danıştay'da bozdurmuş, şimdi o paraları da geri istiyorlar. Bu çok ayıp bir durum. Bunun mutlaka ve mutlaka çözülmesi ve düzelmesi gerekiyor. Takipçisi olacağız. Ayrıca emekli özgürce banka seçerse 10 bin liraya yakın alabiliyor bir seferde. Alamayan emekliler var. Ziraat Bankası başta, kamu bankaları demiş ki amca teyze maaşının 3 katı kadar para lazımsa kredi vereyim mi? Küçük faizlerle kesilir. İmzayı atmışsın, o bankaya mahkum kalmışsın. 8 bin liralık promosyon orada, diyor ki sana 750 lira veririm. Banka değiştireceğim, değiştiremezsin, imzam var diyor. Ya da senin maaşına ihtiyaç kredisi tanımlayayım mı? Tanımla. İhtiyaç kredisinin altındaki ince yazıları okumadan imzayı atmış emekli, katolik nikahı gibi. Hiçbir yere gidemezsin, 800 lirayı al otur aşağıya. E onlar 9 bin lira alıyor, sen imza attın, kredili müşterimsin. Bunun da düzelmesi lazım, bunun da takipçisi olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yanıtlayabiliriz. Buyurun.
Şimdi sorunun birinci kısmı meşruysa şunu sorarlar. Siz PKK'yı mı referans alıyorsunuz görevde olduğunu söylerken diye. Şimdi soru şu, arkadaşımızın sorduğu soru şu. Süleyman Soylu diyor, size dedi ki PKK'yı referans alıyorlar Mersin'deki saldırıyla ilgili. Hemen saatlerimize bakalım. İyi gazeteciler bunu çok rahat takip eder. Ben dün saldırganın kimliğiyle ilgili farklı iddialar var. Bu konu araştırılsın dediğimde böyle bir PKK'nın açıklaması herhangi bir yere yansımamıştı. Sayın Genel Başkanımıza iki gün önce bu istihbarat geldiğinde de böyle bir açıklama yansımamıştı. Mersin'deki bütün polislerin vicdanları şahittir ki Mersin'deki kriminal daire, Mersin'deki savcılık şahittir ki günlerdir bulunan bir kimlik ama eşleşmeyen parmak izi ve DNA'ya konuşuluyor. Bir iş var ama bunun alelacele abuk subuk açıklanmasında da bir kumpas var. Ben dün buradan şunu söyledim. Diyorlar ki bu kişi değil. Bu kişi terör örgütünün mensubuysa bizim pozisyonumuzda değişen bir şey yok. Aynı noktadayız. O gün yazdığımız mektuba verdiği cevabı bir satır yazmışız. Gazeteci kimliği var diye. Süleyman Soylu'nun açıklamalarından kendisinin gazeteciliğe daha sonra devam ettiği de anlaşılıyor. Benim meselem şu. Bizim pozisyonumuz patlayan o da olsa, şimdi başka yerde de olsa, PKK'lıysa pozisyonumuz değişmez. Ama AK Parti bütün her şeyi buna dayandırdı. Bu sorunun onlara sorulması gerekmez mi? Biz eğer Mersin'deki kriminal daire ne açıklarsa ona inanacağız. Ama daha Süleyman Soylu'nun açıklaması ne diyor? Anlaşılan işte onun bildiği bizim bildiğimiz 4-5 kere parmak izi bakmışlar. Birinde yüzde bilmem kaç uyumlu, diğerleri uyumsuz. Diyor ki emin değil şu anda. Sen emin değilsin de bundan 4 gün önce sabahın köründe CHP'nin raporundaki kişi PKK'lı çıktı deyip de bütün gazetelerine CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti utanmaz manşetini niye attırdınız? Tek bir manşeti servis ettiniz. Soru budur. Buna cevap verecek olan da Süleyman Soylu'dur. AK Parti'yi yöneten kötücül akıldır. Biz patlayan o da çıksa benim için fark etmez. Dağda da çıksa, PKK'nın başka bir yerinde de çıksa. Teröre bulaştıysa pozisyonumuz bellidir. Ama bütün meseleyi CHP'nin raporundaki kişi polisi şehit et diye dayandıranlara sormak lazım. Siz ne yapmayı amaçlamaktasınız? Bu nasıl bir kumpastır? Başka soru? Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyorum.